Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olursa genel başkan olarak kimi görmek istersiniz? Ben Ekrem İmamoğlu'nu. Ekrem İmamoğlu. Siz? Aynen. Kesinlikle. CHP'de genel başkan kimi görmek istersiniz? Yani değişim olmalı mı sizce? Değişim olmalı. Öncelikle Özgür Özel'in desteklediği ismi çok yanlış buluyorum, AKP kökenli. Daha gençlere yer verilmeli, böyle farklı gençlik kollarından falan güzel gençlerden seçilebilir ama artık değişsin. Bir de CHP çalışmıyor, tembel. AKP'liler daha çok çalışıyor. Öyle ama. Bir adayınız var mı sizin? Ya aklımda bir aday yok. Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu hani biliyorsunuz ki belediye başkanımız. Olsa güzel olur, birleştirici. Ama daha vizyonlu olmalı. Yani gençlere çok hitap etmeli. Vizyonu geniş olmalı. Bu gelenekçi parti görüşüyle ülke hiçbir yere gitmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olarak kimi görmek istersiniz? İmamoğlu görmek istiyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. Değişim olsun diyorsunuz. Normalde Kılıçdaroğlu benim adamımdır. Ama İmamoğlu istiyorum. Değişim istiyoruz. Artık yeter yani. Doğrunu doğru söyleyelim. 11 seçimdir kaybediyoruz. Yazık günah, bizim çoluk çocuğumuza yazdık. Geleceğimiz parlak değil. Ne olacağımızı bilmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim sence olmalı mı? Olmalı. Kimi görmek istersin genel başkan olarak? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden bir değişim olmalı sence? Niye değişmeli? Çünkü iktidardakiler başarısız. Şu ankiler başarısız. Onun Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. CHP'de bir değişim olmalı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olmamalı. Başkanı olmamalı mı? Olmamalı. Kılıçdaroğlu devam diyorsun. Devam. Sen AK Partili misin? Hayır. Değil misin? CHP'liyim. Evet. Bazı AK Partili olmasın ya, Kılıçdaroğlu devam. İşte kazanıyoruz o olunca falan diyorlar da onun için dedim. Hayır. Bence bu seçimi kazanan Kılıçdaroğlu. Ama şöyle de bir hata yaptı. Çok iyi niyetli ve çok dürüst bir adam. Bu ülkenin başına yakışmıyor. Yani böyle bir dürüst bir adamın bu ülkeyi yönetmesi bu ülkeye yakışmıyor. Yani kaldıramıyor diyorsun. Evet, aynen. Yurt dışında olsa bu adam açık ara fark atar. Evet, açık ara. Teşekkür ederiz. Abi. Rica ederim. Ablacığım, CHP'de genel başkan değişmeli mi sence? Yani kimi görmek istersin genel başkan olarak? Genel başkan olarak? Ya Kılıçdaroğlu çok iyi de, iyi insan, onu seviyoruz ama işte adamcağızı şey yapmıyorlar. Keşke başka bir, onun şeylerinden başka bir çıksaydı, hep onu diyoruz evde. Evet. Şu gelirse daha iyi olur diyeceğiniz. Valla ben... Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel konuşuluyor da sonra. Ya ben Kılıçdaroğlu diyorum yani. Ya Kılıçdaroğlu'nu ben seviyorum. Yani milliyetçi insan hani mesela. Milliyetçi, çok iyi bir insan. Yani. Ama adamı şey yapmıyorlar ya. Desteklediğiniz şu olsa daha iyi olur diyeceğiniz. Yok. Yok değil mi? Ablacığım, muhtaç değil. CHP'de sizce bir değişim olmalı mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan kimi görmek istersiniz? Kılıçdaroğlu ve... Neydi öbürün neyse mi? Devam mı etsin yoksa hani değişsin mi? Vallahi değişmesini istemiyoruz. İstemiyorsunuz. Siz? İmamoğlu olmalı. İmamoğlu. Daha genç, daha dinamik, daha çalışkan. Onun yerine İmamoğlu geçmesini yani, isterim yani. İmamoğlu olmalı ama İstanbul'u kaybetmemek üzere. Türkiye'yi kazanmak üzere İmamoğlu olmalı. Yani İstanbul'u kazanabilecek güçlü bir adam çıkartabilirlerse eğer İmamoğlu CHP'nin başına gelmeli. Ben sonuna kadar destekliyorum. Kılıçdaroğlu'nu da sonuna kadar destekliyordum. Hala da destekliyorum. Benim için hiç problem yok. Ama İmamoğlu ailece. Daha genç olduğu için bence İmamoğlu olmalı. İnşallah da olur. Dualarımız onunla yani. CHP'de sizce bir değişim olmalı mı? Yok, hayır. Biz gayet memnunuz. Olmasın. Kılıçdaroğlu devam diyorsunuz. Devam etsin. Evet, evet etsin. Neden? Seviyoruz kendisini. Neden? Evet. Bir nedeni yok yani. Şey eleştirileri var ya kendi içinde de CHP'nin. Hani çok seçim kaybettik. Hani bu seçimi de kaybettik. Bir değişim olmalı artık gibi. CHP oy verenler arasında CHP'yle da böyle. CHP'yle alakası yok ki bunun. Halkla alakası var. Bu i̇şte halk başka var ya. Bu halk var ya. Bu cahil halk. Onlarla alakalı. CHP'yle alakalı bir şey değil. Az da oy almadı yani. %47 az da oy değil. Montaj kasetlere rağmen gene iyi oy aldılar yani. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizce bir değişim olmalı mı? Vallahi Kılıçdaroğlu bu millete fazla geldi. Bu millete hitap edecek şekilde biri olursa değişim kim olsun. Kim olmalı sizce? Kimi görmek istersiniz?
Ya hepsi de birbirinden değerli insanlar. Yani benim için böyle pek şey yok. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu olabilir. Özgür Özel olabilir. Yani şu anda aklıma gelmedi de. Hepsi de değerli insanlar yani. Ama ben şundan eminim ki bu millete Kılıçdaroğlu fazla geldi. Değerini bilmediler. Çünkü 20 yıldır alıştı millete lanlığı konuşmaya. Millete fazla geldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizce bir değişim olmalı mı? Yani %100. Kim olmalı sizce? Kim olmalı bilmiyorum ama %100 bir değişim olmalı. CHP'de bir değişiklik sizce olmalı mı? Olmalı tabii ki. Peki, genel başkan olarak kimi görmek istersin? Yani herkes gibi Ekrem İmamoğlu'nu görmek isteriz biz de. Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu'nu görmek isteriz. Neden? Yani neden? Bir CHP'de bir değişim olacaksa onun önderliğinde olmasını isteriz yani. Şu anda onun dışında başka bir aday göremiyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Röportajlarımız devam ediyor. İstanbul Kartal'dayız. Şu abimize soralım. Abi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmalı mı sence? Olmalıdır kardeşim. Olmalı peki genel başkan. Uzatmaya başkanım. Gerek yoktur. Seçsinler arasında birisi 12 tane seçim kaybetmiş. Herhangi biri olabilir diyor. Değişim olmalı. Kim olursa olsun. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Abi sana soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişiklik olmalı mı sence değişim? Olmalı aslında. Kim olsun istersin? Yani kim ne olur mu? Oradaki yönetimindeki, oradaki MKK'nın şeylerinden falan hepsinin bir araya gelip iyi bir karar vermeleri lazım. Pardon. Bir adayın var mı? Alo. Bir adayım şu anda yok. Yok. Fark etmez diyorsun. Fark etmez. Ama i̇yi, değişiklik olsun. İyi bir değişiklik olsun, iyi bir yönetim olsun. Teşekkür ederim. CHP'nin başında kimi görmek istersiniz? Bir değişiklik olmalı mı sizce? Tartışılıyor son dönemde. CHP'nin başında kimi görmek isterim? Ha ben kendim CHP'li değilim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olmasını istemem. Başka biri olsa bir şans verir miydiniz? O zamanki duruma bağlı. Kişiye bağlı yani. Yani ben örneğin mesela bir Muharrem İnce olabilirdi. CHP'nin başında bir Muharrem İnce olabilirdi. Benim kişisel görüşüm. Şu an CHP'nin başında seçime Kılıçdaroğlu'nun karşısında ben çıkayım ben de kazanırım. Bu kadar iddialıyım. Diktatör diyorsun. İktidar Partisi'ne. Oturduğun oraya altına pislemiş gibi kalkmıyorsun. Bunun bir sonu yok mu? Değişim olsun diyorsun sen. O şart değil mi? Peki sen... Peki ben bir şey sorabilirim. Ben sağ görüşlüyüm. AK Partili değilim. Çıkıp birisi gelirse CHP'nin başına oy vermeyi düşünür müsün? HDP'nin olmadığı her oluşumda varım ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olarak kimi görmek istersin? Vallahi değişim isteriz. Kim olmalı sence? Kim genel Vallahi başkan olmalı? Vallahi şu anda aktif çalışan Özgür Özel var. Özgür Özel var. Ondan sonra İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu hemşerim. Yani saygı duyuyorum. Yani ben de Dersimliyim. Ama 13 seferdir kaybediyoruz. Artık bir yerde çekilmesi lazımdır. Avrupa'da da ben 40 senedir Avrupa'dayım. Bir parti, sol parti veya sağ parti kaybedince çekiliyor, yerini başkasına bırakıyor. Yani ben de onu tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Evet. Değişim olmasın diyorsun sen. Yok, o kadar emek verdi, oy da verdim üstelik 10 seneden sonra. Yani 10 seneden sonra oy verdi. Daha önce vermiyor muydu? Yok, vermiyordu. Anladım. Yani hangi partiyi desteklerdi? Onu harcadılar. Yani şey, diğer o %1 partiler aldılar boşu boşuna. Kılıçdaroğlu'nun emeği boşa gitmiş oluyor. Devam etsin diyorsun sen. Tabii. CHP'nin başında kimi görmek istersiniz? Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Başsız kalsın. Siz abi. Sizde yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olmalı mı sizce CHP'de? Olmalı. Kim genel başkan görmek istersiniz? Ama kim başarılısa onu görmek isteriz. İmamoğlu. Abi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişiklik olmalı mı sizce bir değişim? Bence olmalı. Genel başkan olarak kimi görmek istersiniz? Ben kimi görmek isterim? Bir de Özgür Özel, bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu. İkisinden biri olabilir. İkisinden biri olabilir. En sevdiğim de Özgür Özel. CHP'de bir değişim sizce olmalı mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bence düşünce olarak değişmeliler yani. Düşünce olarak. Evet, düşünce olarak. Genel başkan olarak peki? Ya genel başkan bir şey diyemem ya, saygı duyarım ya. Ona bir şey demem. Yani aslında ya ben siyaseti sevmiyorum yani. Gerçekten sevmiyorum. Yani hepsi yani konuşmak istemiyorum. Öptüm seni hadi görüşürüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, CHP'de bir değişiklik olsun mu? Olmalı mı? Yok gerek yok ben bunu anlamıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmalı mı sence? Olmalı. Peki. Genel başkan olarak kimi görmek istersin? Destekliyor muydunuz? Onu sorayım bir de. Ya zoraki destekliyorduk ama. Evet. Yani Kılıçdaroğlu haricinde şu an Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel olabilir. Falan konuşuluyor da. İmamoğlu olabilir, evet. İmamoğlu mu? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP'de bir değişiklik olmalı mı diye soruyoruz, değişim. Olmalı. Olmalı. Kimi görmek istersiniz genel başkan? Kimi göreyim? Mansur Yavaş olur, İmamoğlu olur. Sizden biri. Sarıgül olur. Başkası da gelmesin. Kılıçdaroğlu'nu severim ama bir genç daha gelse daha iyi olur. Kim gelmeli mesela? Kim gelirse iyi olur. Hepsi aynı, hepsi aynı. Kim gelsin? Hepsinin fikri aynı olacak. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Benim için aynı, fark etmez. Ama İmamoğlu'nu tercih ederim. CHP'de bir değişiklik olmalı mı sence? Abi bırakın Allah'ını sen, bıktık artık. Vallahi bıktık tamam, ya. Kim gelmeli genel başkan? Kim gelirse gelsin abi ya. Genel başkan kim gelir? Genç bir adam gelsin ya. Ne olur yani. İhtiyarlardan bıktık ya. 75 yaşında adam bıraksın gitsin abi ya. Nedir abi? 12 tane şey kaybetmiş. Seçim. Seçim kaybetti. Ne olacak? Değişiklik olsun diyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Olsun abicim. Yani. Olsun, bir değişiklik olsun. Bir tane yeni yüz görelim abi. CHP'de kim görmek istersin genel başkan? CHP'de kim görmek isterim? Kılıçdaroğlu'nu görmek isterim. Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu. Değişim olmasın diyorsun. Değişim diye. Olmasın. Devam. Kazanır mı Kılıçdaroğlu bundan sonrakinde? Kazanır inşallah. Tayyip gitmediği sürece kazanmaz. Tayyip giderse kazanır. Oylar çalınmazsa. Çoğu gidiyor oylar. Genel başkan yerinde, koltuğunda devam etsin. Devam etsin. Diyor. Böyle iyi. Dürüst adam. Temiz adam. Hırsızlığı yok. Yolsuzluğu yok. Devam etsin. Peki, böyle daha iyi. Biz teşekkür ederiz. CHP'de genel başkan olarak kimi görmek istersin? Özgür Özel. Özgür Özel'i. Evet. Neden? Bana o daha, bilmiyorum, daha iyi geliyor. Bir değişim olmalı diyorsun sen, evet. CHP'de. Olsun. Kılıçdaroğlu gitmeli diyorsun. Ama Kılıçdaroğlu'na da biraz haksızlık yapmasınlar yani. Adamı gönderiyorlar, gönlü hoş göndersinler. Yani adam o kadar çalıştı, o kadar çabalandı. Ne bileyim, öyle yani. Teşekkür ederiz abla. CHP'de bir değişiklik olmalı mı sence? Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olmalı mı? Olmalı, ben de CHP'liyim. CHP'lisin. Olmalı. Peki genel başkan kimi görmek istersin? Kim olsa vallahi iyi bilmiyorum olur. Şimdi şu anda bir şey diyemem. Bilmiyorsun. Tamam. Şu anda tamam. Bir şey diyemem. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmalı mı sizce? Genel başkan o kimi görmek istersin? O kadar uzun bir hikaye soruyorsun ki şimdi ne diyelim biz? Genel başkan olarak değişmeli mi genel başkan? Kimi görmek istersiniz değişirse? Hayır, şöyle bir şey var. Kimi görmek isteriz değil. Bence yepyeni bir kimlik çıkartılmalı. Biliyorsunuz bazen sistem destek verince, ki vermiyor şu an. Sistemle ilgili bir şey aslında. CHP ya da AK Parti ya da başka bir şeyle ilgili değil. Kesinlikle yeni bir yüz, yeni bir kimlik olmalı. Evet. Çok tanınmasına gerek yok diyorsunuz. Bence de. Çünkü yeni tanınmışlar hep şey ya, böyle çok klişe oldu, çok denenmiş gibi göründü falan ya. Onlar bayağı düştüler bence. O yüzden yepyeni birisi lazım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ama kazanmak istiyorlarsa tabii, o da değil de işte. Olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim değil, Türkiye'de olmalı yani. Değişim. Ama olamıyor. Demek ki bir şeylerin değişmesi lazım. Genel başkan olarak görmek istediğiniz biri var mı CHP'de? Vallahi bilemiyorum. Keşke Atatürk'ü görebilseydim. Ama İmamoğlu olabilir yani. Evet. Mansur Yavaş. Onlar öne çıkanlar zaten. Herkes biliyor. Görüyor. Özgür Özel diyorlar bir de. Ah, Özgür Özel'e hayranım mesela. O olabilir. Böyle insanlar keşke daha çok olsa. Biz tek isim biliyoruz, iki isim telaffuz edebiliyoruz ama keşke daha fazla olsa, yüzlerce, binlerce. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı olarak kimi görmek istersin? Değişim olmalı mı sence? Yani. Olsun şimdi diyorsun. Olursa nasıl bir şey olacak ama? Hani? Yani mesela Ekrem İmamoğlu diyorlar, Mansur Yavaş gelsin diyorlar. Sen ne dersin? Bir değişim olmalı mı ya da bir adayın var mı? Olmalı ama şu an aday olarak kimseye gösteremem diye düşünüyorum. Ama olmalı diyorsun. Ama olmalı, evet. CHP'de bir değişim olmalı mı sence? Ya CHP'de ne değişim olacak ki? O sene olur, olmaz sene olur. Genel başkan değişmeli mi? Genel başkan aslında değişmiyor. Genel başkanın üstüne düşeni gerekeni yaptı bugüne kadar. Hem kaç sefer önümde döndü. Ne yaptı? Kime hakaret etti? Kime ayrımcılık yaptı? Ne yaptı? İnsanların dertlerini, sorunlarını dile getirdi. Bu da suç sayıldı. İnsanları bunu bilmiyorsa, bunu şey yapmıyorlarsa artık herkes bildiği yola devam etsin. Bir değişime gerek yok diyorsun. Değişime gerek yok. Ne? Anladım. Ne değişik yani? Teşekkür ederiz. İmamoğlu.
Abi sizden alabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim gelsin? İmamoğlu, Özgür Özel konuşuluyor. Mansur Yavaş. Kimi görmek istiyorsun? Kılıçdaroğlu ne olmuş? Kılıçdaroğlu ne olmasın mı? İstemiyor musun? CHP'de değişim olmalı mı? Olmalı ama insanlar oy vermezse değişse ne olacak? İnsanlar oy vermezse... Vermediler diyorsun. Kılıçdaroğlu olmasa da vermezler mi diyorsun? Yine vermezler. Ben 50 senedir oraya veriyorum. Yine aynı sene verir. Değişmez. Değişim tabii ki olmalı. En doğru kim olacaksa olacak abi. İsim yok. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim, değişiklik sizce olmalı mı? Genel başkan olarak kimi görmek istersiniz? Yani bir şey söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir özveriyle çalıştı. Ve Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Türkiye'den de toplamda altılı masanın da destekleriyle 25,5 milyon oy alındı. Ancak bu oylar çöpe gitmiş durumda. Bunun akabinde yani seçim hile ile kaybedildi. Karşı taraf hile ile kazandı. Suriyeliler. Bunun akabinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu özverili yaptığı mücadeleye karşın birden bir saldırıyla karşı karşıya kalmasını ben vatandaş olarak tasvip etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu olası bir değişim tabii ki değişim bir reformdur. Reform olabilir ama bir seçimin ardından hemen şekilde koltuğundan alaşağı edilmek şekliyle saldırıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Ve değişim de bu şekil olmaz. Değişim parti genel kurulunu toplar. Genel kurulda delegeler karar verir. Halk kamuoyu yoklamaları ilan şey olur. Ben şu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmasını hukuka uygun da bulmuyorum. Toplumun taleplerine de uygun bulmuyorum. Bu bir süreçte süreç ile olabilecek bir şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmalı mı sence? Tabii olacak, olmalı. Genel başkan değişmeli mi? Tabii. Kim var? Var mı bir kafanda bu olsun dediğin biri? Cuma Partisi'nin içerisinde bir sürü iyi insanlar var. Yetişkin, bilgini kendilerine iliştirmişler. Ben de Cuma Partiliyim. Ne partisi? Yani ben de CHP'liyim. Kartal Yönetim Kurulu'ndayım. Değişecek yani. Değişecek diyorsun. Hangi kanal? Yurttaş TV. Ha, ya mutlaka değişecek. Teşekkür ederiz abi. Tamam. Rica ederim. İyi çalışmalar. Yeterli kanalın oldu. Tamam çektik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sence değişim olmalı mı? Genel başkan değişmeli mi? O değişmediği sürece CHP iktidara gelemez. Peki değişirse, sen AK Partilisin. Evet. Değişirse oy verir misin? Ben şeye vereceğim oyumu o zaman, benim hemşerime. Kim? İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. İmamoğlu gelirse veririm diyorsun. Veririm tabii ya, hemşerim. Peki, Trabzonlusun. Trabzon. Tamam abi, sağ ol. Teşekkür ederiz. CHP'de genel başkan olarak kimi görmek istersiniz? Hiçbirini görmek istemiyorum. Hiçbirini. AK Partilisiniz. MHP'liyim ben. MHP'lisiniz. Peki böyle herhangi biri gelse benim tercihimi değiştirir bu diyeceğiniz biri olmaz mı? Hiçbir türlü. Ancak Atatürk kalkacak mezardan gelirse o zaman oy veririm şey. Tabii ki değişmez. Değişmez. Onca başarısızlığın üzerine tekrardan Kılıçdaroğlu denemek ahmaklıktır. Başka bir şey değil yani. Siz? Teşekkürler. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu. Bence o gelsin. Değişiklik olsun diyor. Değişiklik olsun. Ne olacak ki? Hep aynı şeyler. Biraz değişiklik olsun abi. Gerekli bence. Teşekkür ederim.